Ve konuyu yine Deniz'in yepyeni bir veteresiyle değiştiriyoruz. Nedense. Abi, yüreğine sağlık Sayın Üstad. Yüreğine sağlık. Bu kurbağanın var ya, bu başı kurbağa, gövdesi at olandan aynısından ben bundan evde besledim. Bu inanılmaz bir hayvan ya. İnanılmaz bir hayvan. Ne kadar at, sineği, böcek, ne varsa karınca hepsini yiyor. Fakat bunun bir alkol sorunu var. Alkolü fazla kaçırdığı zaman geliyor benim tepemde sabaha kadar vıraklıyordu, inanır mısın? İlk haberimize geçiyoruz. Buyurun efendim. Ay, çok teşekkür ederim sevgili partnerim Çıtırsı. İlk haberimiz Hülya Avşar'a jön aranıyor. Ay, ara ara bulunamıyor. Hülya Avşar başrolde oynasın diye ikna eden Birol Güven ona uygun jön adayı bulamıyor. Bu konuyla ilgili var mı bir şeyler? Var herhalde, hazırlandık bak bir şey. Kağıtlar mağıtlar burada. Ay, zaten kuliste de konuştuğumuzun tam tersini yapıyorsun burada. Ha. Bana bak. Ay, terk edeceğim programı. Bana bak. Lütfen. Yüzünden. Lütfen arkadaşlar. Yani. Senle partner olduğum günü lanet olsun ya. Ay, foklar çok tatlıdır. Dünyadaki bütün foklar balık burcudur, bilir misiniz Sayın Üstad? Muhteşem. Canlı yayında bilgisayarı değişen tek program benim, fark ettim. Hödö diye geldi ve değişti. Ama büyüdü. Yani bildiğim masa büyüklüğünde bir şey geldi. Yukarıdan mı gönder?
Yanarlı dönerli mi? Peki teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Fettahçım. Kusura bakma, o arada da bilgisayarı değiştirdik. Twitter'dan bir sürü şey geliyor. Ama benim onu açmak için bir küçük ara vermem lazım. Birazdan vereceğiz onu. Ya bir taklitçinin günü nasıl geçer? Mesela sen sabah Seda Sayan'la kahvaltı edip işte ne bileyim öğle yemeğini Sibel Can'la, akşamüstü beş şeyini Yıldız Tilbe'yle, akşam yemeğini, yani bu kadınların hepsiyle yatıp kalkıyor musun abi? Öyle oluyor. Yani hakikaten böyle mi yaşanıyor? Öyle oluyor hakikaten. Yani hani aynanın karşısında mesela geçtiğim zaman mutlaka bir şekilde oluyor yani çıkıyor. Hadi ne görüyorsun ilk mesela aynanın karşısına geçtin? Tam önce kendini çok görüyorsun ama işte o lambacini var ya. Evet, espriden çıkıyor. Mesela işte sürekli bir Ali Ağaoğlu şeyi dönerdi böyle reklamları falan. İçeride duyuyorum televizyonda. Ne olur ne olur derken birdenbire Gönül Yazar geldi aklıma. Gönül Yazar'ı şeyde düşündüm. Yani böyle bir izdivaç programında. Ve anlatıyor Gönül Hanım çok dertli bir şekilde. Oradan geliyor mesela şöyle bir şey. Şimdi Gönül Yazar izdivaç programına katılmış. Ondan sonra diyor ki anlatıyor. Yani o espriyle gelen bir şey oluyor. Ben de anlamıyorum. Anlatmaya başlıyor Gönül. Ay geçenlerde bir izdivaç programına gittim. Ondan sonra böyle arada da paravan var ya biliyorsun oğlumcum. Bu tarafında sevgili Ali Ağaoğlu oturuyormuş. Ondan sonra ay, programın sahibi kızacağız. Ben görmüyorum ya sevgili Ali Ağaoğlu. Bana dedi ki ay Gönül abla al bu herifi kaçırma dedi. Ay şimdi nasıl alayım kızım, ben adamı görmüyorum ki dedim. Al al kız, kaçırma bu herifi. 10.000 peşin, herif senin dedi bana. Şimdi ha böyle bir şeylerle geliyor. Ben de anlamıyorum. Böyle geliyorlar yani, geliyorlar. Birden duydum abi. Tam Gönül ablalık diyorum ya. Ha, o ses sana gelene kadar bu hale geliyor yani. Evet, bir şey oluyor yani. Bu çok, çok keyifliymiş ya. Bu son çalışmanın arasında Hürrem varmış. Hürrem'i özellikle istiyorum senden. Hürrem'le ilgili bir soru da size gelecek. Öyle mi? Bugünün prensesi. ne yapıyorsun? Nasıl çalışıyorsun Hürrem? Yani nasıl yani Hürrem'i izlerken çıktı. Ona da çok gülüyordum. Yani o nasıl sürekli geldi? Mesela şey izlerken sürekli doğuruyor bu kadın. Yani her bölümde doğurtuyorlar kadını falan. Hani böyle onu izlerken şöyle şey geldi hani birden biraz. Sultanım, hünkârım, size bir müjdem var, ben gebeyim diye çıkıverdi yani aslında. Ve başladım dedim yani bu kadın sürekli doğuruyorsa o kendiliğinden gelmeye başladı. Şey dedim, hünkârım size bir müjdem var, ben gebeyim. Önümüzdeki 300 bölüm boyunca ben hep doğuracağım. bir tek reklam arasında ara vereceğim. Ay kadın sürekli doğuruyor. Keyifli, bunun üzerinden bayağı gidilebilir. Evet.